Sevgili öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz olan üçgende açıyla başlıyoruz dostlar. Bir konu özeti yapacağız, bazı taktikler öğreteceğiz, zor sorular çözeceğiz, kolay sorular çözeceğiz. Klasik soru, yeni nesil sorular falan bol bol soru çözeceğiz arkadaşlarım. En sonunda üniversite sınavında çıkmış soruları da çözeceğiz inşallah. Ondan sonra konumuzu bitireceğiz. Şimdi muhtemelen biraz uzun sürecek bir videodur arkadaşlarım. Galiba ben 2 ya da 3 bölümde çekebileceğim diye düşünüyorum. Artık bakacağız onu, zamanı geldikçe öğreneceğiz inşallah. Bakalım ne diyor? Vira bismillah diyelim, başlayalım. Üçgende açı. Taktikle başlıyoruz dostlarım. Bu taktiğimiz kolay açı sorularında ne yapacağız onu söylüyor bize. Hani kolay açı sorusuyla zor açı sorusu nedir hocam? Onu bir söyleyin ilk önce derseniz dostlar. Kolay açı soru olay şu. Sen soruda bir şey çizmiyorsan o bir kolay sorudur dostum. Eğer bir şey çizmen gerekiyorsa işte orta tabandır, muhteşem üçlüdür, kayı kuralıdır gibi bir şeyler yapman gerekiyorsa da o orta seviye ve üst seviye dediğimiz sorulara girer dostlarım. Şimdi kolay açı sorularında zaten 3 adım vardır kardeşler. Bu 3 adımdan en az ikisini, bazen birini de yaparsınız gerçi. Yani birini, ikisini soruya göre değişir. Üçünü sırayla böyle uyguladığınızda soru zaten kendiliğinden çözülür kardeşim. İnanın göreceksiniz. İşte nedir o yapmamız gerekenler hocam? 1. Eşit açı görünce aynı harfi yazacaksınız. Bunu zaten sadece açı sorularında değil, hani uzunluk alan sorularında da. Eğer soruda bir ikizkenar üçgen varsa, bir açıortay varsa ya da ne bileyim kendiliğinden şu açı şu açıya eşit gibi bir bilgi vermişse, biz ilk iş onlara aynı harfi, ikisine de A, A, B, B gibi harflendirme yapacağız. Sonra klasik üçgende açının klasik kurallarından bir tanesi, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir kuralı. Bunu da unutmayınız arkadaşlarım, birçok soruda kullanacaksınız. Son darbeyi nasıl vuruyoruz hocam? Toplamları 180 olan bir şeyler buluyoruz. İşte ne bileyim, bir üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Üçgenin iç açılarını toplayıp 180'e eşitlersin. Ya da ne bileyim, şöyle bir doğru açımız vardı ya hani arkadaşlar, şöyle bir doğru açı birkaç parçaya bölünmüşse işte bunların toplamı A, B, C diyelim. Üçünün toplamı 180'dir dersin. Bunları da toplayıp bir kenara şöyle toplamları 180 diye yazınca zaten olayı bitireceğiz, göreceksiniz. Hadi bakalım şimdi vira bismillah diyelim. Şöyle İlk soruyla başlayalım. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Diyor ki x kaç derecedir? Bakın bir burada bir de burada birbirine eşit olan açılar vermiş. Hemen hiç düşünmüyorum. İkisine de aynı harfi yazıyorum. Buna da A, buna da A diyorum dostlarım. Şurada boş bir açı kaldı. Şimdi hani toplamları 180 olan bir şeyler yazacağım ya. Bakın şu küçük üçgende şuraya da B diyeyim ki toplayıp 180'e gönül rahatlığıyla eşitleyeyim. Hadi bu üçgenin iç açıları A, B ve 70. Topladım bunları A, B ve 70'i, 180 oldu. 70'i gönderdim bu tarafa. 180'den çıkınca A ile B'nin toplamı 110 kaldı. Peki büyük üçgene saldıralım şimdi. Bakın büyük üçgende neler var? A var, B var, bir de X var değil mi dostlarım? Ve bunların üçünün toplamı 180 olacak. A'nın, B'nin ve X'in toplamı 180. Şurayı zaten daha taze bulduk. 110 dedik buraya. O halde x'in ne olması lazım? Bursa olması lazım ki cevabımız çıksın. Geldik 2 numaraya. Ve bakın yine birbirine eşit açılar vermiş. Ben hiç düşünmüyorum. Bunlara aynı harfi yazacağım. Ama şu üçgende zaten ikisini biliyorum. Bakın bu ikisinin toplamı 140 yaptı. O halde şuraya 40 kaldı deyip buna da 40 kaldı diyelim dedim. Şimdi şu üçgene baktığınızda da iki iç açının toplamı yani 40'la x'in toplamı dış açıya eşit olacak dostlarım. Demek ki x 35 olacak dedim. Ha sen bunu iki iç bir dışa eşittir yapmayacaksın. Hemen şurayı 105 diyeceksin dostum. 105, 40 daha 145, 180 olması için 35 kaldı deyip böyle de bulabilirsin tabii ki can dostum. Evet gobeller, geldik 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor? Eşit açılarımız var hocam. O halde A, A yazalım. Bakın şu üçgende iç açılar toplamı 180 yapacağım. O yüzden 3. açıya da bir harf verdim. B dedim. Şimdi hemen toplayalım. 110 var. A ile B var. Demek ki A ile B'nin toplamı 70 olmalı değil mi kardeşim? Bu bir dursun elimde. Neyi soruyor bana? A, B, C açısı. Bakıyorum A, B, C dediğim yer burası. Bana burayı soruyor. Yani A ile B'nin toplamını soruyor lan.
O zaman biz bulduk bile soruyu hocam çoktan. Edirne'yi paketledik Gobeller. Hadi geçiyoruz 4 numaraya. Evet, bakın burada da ikizkenar üçgenlerimiz var. İkizkenar üçgen demek eşit iki açı demek. O zaman ilk iş onlara aynı harfi yazıyorum. Şimdi şu bir ikizkenar üçgen. Eşit açılarım, eşit kenarlarım. Bu ikisi eşit kenar. Kesiştikleri noktadaki yer burası benim tepe açım. Yani eşit olmayan açı, tepe açısı. Demek ki diğer iki açı eşit. O halde burası 40. 40, 40, 80. Buraya kaldı 100. 100'ün dış açısı 80. Geldim buraya. Şurada da bir ikizkenarlıklar görüyorum. Kesiştikleri nokta burası tepe açısı. Tepe eşit olmayan açı demek. Diğer ikisi eşit olacak o halde. 80 ise buraya da 80'i yapıştırdım. 80, 80, 160. Tepeye kaldı 20. 180 olması için Bursa'yı paketledik dostlar. Evet, 5 numaralı sorudayız. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen neydi? Bütün kenarları eşit, bütün açıları 60 derece olan. O zaman A'ya, B'ye, C'ye 60 dereceleri yazdım. Buranın da tamamı 60 derece olacak dedim. Hadi şurada 40 var, 60 daha 100 yaptı. Şuraya 80 kaldı. 80'in dışı 100 yaptı, değil mi kardeşim? Devam. İkiz kenar var. O halde bu açıyla bu açı birbirine kesin eşit. 100 ise 80 kaldı bu ikisine toplam. 40-40. Kardeş kardeş paylaştılar. Şurası 60 olacaktı öğretmenim tamamı. 40'ı bu taraftaysa Bursa'dır X dediğimiz yer. Geldik 6 numaraya. Hemen kocaman üçgene bakın arkadaşlarım. 40'ı var, 60'ı var. Topladım 100 yaptı. O halde üçüncüye 80 kaldı. İkiz kenarı gördük. 80 ise bu kerataya da 80 kaldı. Şuradaki üçgende 90'ı 60'ı varsa bu üçüncü açıya 30 kaldı. Hadi şunların toplamına 180 demiştik, değil mi? 80, 30 daha 110 kaldı buraya Adana. Dostlar bakın 6 tane soru çözdük. 6'sında da biz bir şey çizmedik. Dolayısıyla bunlar kolay dediğimiz soru kategorisidir arkadaşlarım. Hadi devam. ABC ikizkenar üçgen. Bak büyüğü de ikizkenarmış. AB kenarı nereye eşitmiş? BC'ye. Şunlar birbirine eşit kenarlarmış. Şimdi önce şu küçük ikizkenarla başlayalım. 38 ise 142 kalır bu iki eşit açıya. 142'yi de bunlar kardeş kardeş paylaştılar. 71, 71 dedim. Şimdi büyük olan ikizkenara geçelim. Hocam şu açısıyla şu açısı eşit birbirine. 71 ise buranın tamamı da 71 olacak. Hemen 38'i çıkartalım. Kafadan çıkartamadım. 11'den 8 çıktı 3. 6'dan da 3 çıktı. 33 kaldı buraya kardeşim. 33 bulmama gerek yoktu aslında ama bulduktan sonra da şey yapabiliriz. 33 ile x'in toplamı 71. İki iç bir dışa eşit muhabbeti de yapabilirdik. Ya da aslında şunu da yapabilirmişim. Şimdi 71 burası, 71 de burası topladım 142. O zaman şu x dediğimiz kerataya 38 kaldı deyip buradan da bulabilirdik sorunun cevabını Denizli olarak gördük. 8 numaradayız kardeşlerim. 30'a 50'yi vermiş bize, eşit açılar vermiş. O zaman gelin A ve A diyerek başlayalım biz bu keratalara. Bakalım ne işe yarayacak bunlar. Hadi şuraya da B diyelim arkadaşlarım. Şimdi şu küçük üçgende A, B ve 50'nin toplamı 180. O halde A ile B'ye 130 kaldı. Can öğrencim büyük üçgene gel. A var, B var. Lan bunlar zaten 130. O zaman şuraya ne kalmak zorunda can öğrencim? 50. Hadi dostlar 30 buradaysa X'e ne kalacak? 20 kalacak. Adana'yı paketledik. 9 numaralı soru. Bak yine ikizkenar var. Şununla şu ikizkenar, değil mi? Gördün. Hemen bunlar ikizkenarsa x ile şuradaki a açısı birbirine eşit. Buna da x'i yapıştırdım. Hadi gel şimdi iki iç üçüncünün dışına eşit. Bak üçüncü açı burada bu üçgende gördün, değil mi? İki iç burada 48 ile x. Bunların toplamı üçüncünün dışına eşit olacak dostum. Yani şuraya 48 artı x olacak burası. Son olarak bakın bu da ikizkenar. Şunlar da ikizkenar. O halde burası da 48 artı x. Öldürdük soruyu kardeşim. Gel şu üçgenin iç açılarını toplayalım. X, 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 3x var. Artı 48, 48, 96 var. Eşittir 180. Demek ki 3x eşittir 84. Böl 3'e x eşittir 6 olsa 2, 24'te de 8, x eşittir 28. Ceyhan'ı paketledim Gobeller. Daha var mıymış? Varmış. 10 numaradayız arkadaşlarım. Hadi devam. Bakın büyük üçgene bakın. Hem dik hem de ikizkenar. O zaman 45 45 ayırdık burayı. Burası da 45 olacak. Kaldı buraya 20. Küçük de bir ikizkenar üçgenmiş. 20 ise bu da 20.
topladım 40, kaldı buraya Edirne, paketledik gitti. 11 numaradayız. Eşit açılar görüyoruz. Güzel bir sorudur bu da. Eşit açılara hemen aynı harfi veriyorum. Tek çizgili açılara AA, noktalı açılara ise BB dedim dostlarım. Şimdi toplamları 180 olan bir şeyler arayacaktık. Hadi gelin kocaman üçgeni toplayalım. Çünkü üçgen toplamları 180 olacak. Hemen bu açısı A, bu açısı B, bu açısı ise AB 30. Toplarsanız 2 tane A, 2 tane B, bir tane 30 geliyor, 180. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı 150. A ile B'nin toplamı ise 75'miş kardeşim. Bana neyi soruyor? BAC açısı. Şurayı soruyor. Yani A, B ve 30'un toplamını soruyor bana. A, B ve 30'un toplamı ise şurayı zaten 75 bulmuştuk. Çak bir de 30'u, 105 Edirne değil Adana'yı işaretledik. 12. sorumuz kardeşler. Hemen devam edelim. 70. Şu ikiz kenar olduğu için şunlar bir kere kesinlikle eşit açılar. 70 ise 110 kalıyor bunlara ki 55, 55 Samsun Samsun paylaştılar. Dostlar iki iç var. Üçüncüsü burası. Bunun dışına eşit. Yani 55'e mi eşit olacak? 20 ile neyi toplarsam 55 dedim. Tabii ki Denizli'yi geçtik. 13 numaradayız dostlarım. ABC eşkenar üçgen diyor. Madem ki ABC eşkenar üçgen, 60'ı çaktım. Burada 60 olacak. 30, 30 yazdım. Burada 60 olacak. 50'yi yazdım. Şimdi 60, 10 daha 70 yapar. Şuraya 110 kaldı. 110'un dış açısı 70 yaptı. 30, 70 daha 100. X'e kaldı 80. Edirne'ymiş cevap. 14 numaradayız. Yine eşit açılar görüyorum. Hemen buna X diyelim. Çizgiliye, bu çizgiliye de X. Buna Y, buna da Y'yi yapıştıralım arkadaşlarım. Bakın şu A, B ve C üçgeninin iç açılarının hepsi belli. Toplayalım. Y, Y, X, X. Yani 2X artı 2Y'yi 180 buldum. Dolayısıyla X artı Y ne çıktı kardeşim? 90. X artı Y 90 ise, bakın şu ikisinin toplamı 90 ise buraya da 90 kaldı. Şurası da 90. Burası da 90. Ne çıktı bir de? Alfa ile beta'nın toplamı da 90'a eşit geldi değil mi o halde? Alfa ile beta 90'a eşit. Bak sana ne vermiş soru şurada? Alfa ile beta'nın farkını vermiş. Alfa ile beta'nın farkı da 20. Hadi gel bunları alt alta toplayalım. Betaları götürelim. 2 alfa eşittir 110. Alfa eşittir Ceyhan gelsin. 15 numaralı sorudayız kardeşim. Yine eşit açılar görüyoruz. Hemen A, A. B, B diyorum. Şu küçük üçgenle başladım. 144 buradaysa A ile B'nin toplamına 36 kaldı. A artı B 36. 180 olması için. Şimdi büyük üçgene geldim. Ne var orada? 2A var. 2B var. Bir de X var. Toplamları 180 olacak. A ile B 36 idi ya. 2A ile 2B 72. O zaman 108 mi oldu X dediğimiz şey dostum? Bursa'dan paketledik. Bak normalde iki açıortayın arasındaki açıyı şöyle anlatıyorlar. 90 artı tepedekinin yarısı diye bir şey anlatıyorlar arkadaşlarım. Ama biz bu formülü bilmemize gerek kalmadı. Yani bir formül ezberlemene gerek yok. Hadi geldik buna. 16 numara. Yine ikizkenar üçgen. Bak bu üçgen. O zaman eşit açıları vardır deyip x, x diyeceğim bu eşit açılara. Aynı şekilde burada da bir ikizkenar üçgen var. Y, Y diyelim bunun da eşit açılarına. Şimdi kocaman üçgenin iç açılarını toplayalım. X var, X var, Y var, Y var, bir de 40 var. Yani 2X, 2Y, bir de 40'ın toplamı var kardeşim, 180. Demek ki 2X ile 2Y 140. O halde X ile Y'nin toplamı 70'tir dedim. Kenarda dursun. BAC'yi soruyor. Şurayı soruyor bize. Ne var içinde? X var, Y var, bir de 40 var. X ile Y'nin toplamı 70. E bir de 40 ekledim üstüne. Ceyhan'ı paketledim. Evet, geldik orta ve üst seviye sorulara. Şimdi burada arkadaşlarım, burada senin bir şey çizmen gerekiyor. Bak buraya da not almışız. Orta ve üst seviye sorular, dediğim gibi ya orta taban çizersin, ya ne bileyim muhteşem üçlü yapmaya çalışırsın, kayı kuralı kullanırsın, Pisagor, Öklit, bu tip şeyler, işte 30-60-90 üçgenleri falan çıkacak karşımıza. Şimdi bunları da taktik taktik öğreteceğim ben size arkadaşlarım. Lütfen taktikleri de iyi öğrenin. Öncesinde hatırlaman gereken kurallar varmış. Bir bunları bir hatırlatalım. İşte kayı kuralı.
bir önceki videomuzda bahsettik bundan, kayı kuralından. Neydi? İkiz kenar üçgenle ilgili bir kuraldı ve tabana indirdiğin diklik aynı zamanda kenar ortay, açı ortay ve yükseklikti. Bu ikiz kenar için geçerli bir kuraldı dostlarım. Bunları böyle hızlı hızlı söyleyip geçeceğim. Çünkü bunları bir önceki videomuzda zaten hepsini ayrıntılı anlatmaya çalıştık. Orta taban dediğimiz şey üçgenin bir kenarına paralel olan, yan kenarları ikiye bölen ve paralel olduğu kenarın yarısı uzunlukta olan doğruydu orta taban. Bunun da taktiğini söylemiştik kardeşlerim. Bir kenar bile ikiye bölündüyse ilk önce aklına orta taban gelecek demiştik. Evet, muhteşem üçlümüz var kardeşlerim. Hipotenüse indirilen kenar ortay, hipotenüsü iki eşit parçaya böldüğü gibi kendisi de bu parçalardan birine eşit olunca biz buna muhteşem üçlü diyorduk. Özel üçgenlerimiz 30-60-90, 45-45-90 yine zor açı sorularında işimize yarayacak üçgenlerdir. Genelde bunu kenarlarını göreceksiniz dostlarım. Bir üçgen göreceksiniz mesela soruda. Bakacaksın ki 90'ın karşısı 20 atıyorum ama bir kenarda 10, yani yarısı. Hipotenüsün yarısıysa bir kenar kesinlikle o açı, yani yarısının olduğu karşısındaki açı kesinlikle 30 derecedir deyip açıları bulacağız bu şekilde. Ya da işte kök 3'ü kullanıp verecek ya da kök 2'yi kullanıp sorularda karşımıza çıkacak diye göreceğiz zaten. Evet, yine iç teğet çemberin merkezi iç açıortayların kesim noktası, dış teğet çemberin merkezi 2 dış 1 iç açıortayların kesim iç açıortayın kesim noktasıydı. Şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Bunu da bir görmüş olalım. İşimize yarayacak bir kuraldır bu da. Kural diyor ki bir üçgenin ABC üçgeni bakın. Bir iç açıortayı ile bir dış açıortayının arasındaki açı bir dışla bir iç. Bakın iç, bu da dış. Bir içle bir dışın oluşturduğu açı o üçgenin kullanmadığın açısının yarısıdır her zaman. Kullanmadığın derken bak ben bu x'i neyle oluşturdum? C'nin dışı. Bak C'nin dışı. ABC üçgenim ya benim. ABC üçgeni. C'yi kullandım. C'nin dış açıortayını aldım. B'nin içi. B'nin iç açıortayını aldım. Kullanmadığım A. A'nın yarısı olacakmış. Bir içle bir dışın yarısı. Buradan A'dan çizdiğimiz Denizli'den geçen doğru da bizim A'nın dış açıortayı olacak arkadaşlarım. Hatta bu Denizli'ye ne demiştik? Dış teğet çemberin merkezi dedik. Evet, başladık. Vira bismillah. İlk zor soru kategorisindeki, yani orta ve üst seviye kategorisindeki sorumuz. Bunu da taktiklerle çözeceğiz. Şimdi bunun çıktısını aldığınızda arkadaşlarım, bu PDF'sine baktığınızda buraları ben boş bıraktım ki buradan siz de kendiniz notunuzu alın diye. Soruda bir kenar bile ikiye bölünmüşse diyor, aklına önce orta taban gelecek kardeş. Sadece bir kenarı, bak bir kenar bile ikiye bölündüyse önce orta taban çizecekmişsin. Gelin vira bismillah diyelim, sorularımıza başlayalım. Birinci örneğimiz, görüyorsunuz hiç soruyu okumayacağım şimdi kardeşim. Şurada Edirne noktasında üçgenimin sağdaki kenarı ikiye bölünmüş. O zaman ben bu soruda önce orta taban düşüneceğim. %90 işe yarayacak, orta tabanla çözeceğiz. Ha, olmadı, tamam o zaman başka bir şey ararım diyeceğim ama çok yüksek ihtimalle orta tabanla çözülen bir sorudur kardeşim. Hemen Edirne noktası zaten ikiye bölünmüştü. Orta tabanın özelliği neydi? Üçgenin iki kenarını ikiye bölecek. Üçüncü kenarına mecburen paralel olacak. E o zaman yapalım. Bakın şuradan Edirne'den AB kenarının tam ortasına, AB'yi de ikiye bölsün istiyorum, doğrumu çizdim. Dolayısıyla bu buna kesin paralel oldu. Paralel olduğunun yarısına eşit oldu. Şimdi buradaki F noktasında da bu ikiye böldüğü için toplam 6 ya. 3 buraya kaldı. Buranın da 3 olması için 2 de buraya kaldı. Ve bak bu üçgen ne çıktı kardeşim? 2'den dolayı ikiz kenar üçgen geldi. Demek ki şu açımızda X. Şimdi paralel olmasından sebep 84 ile şuradaki açımız yöndeş açıdır. Dolayısıyla bu da 84'tür. Ve 2 iç bir dışa eşit olduğundan 2x 84'e eşittir. X de Denizli gelir dostlar. Evet, geçiyorum 2 numaralı örneğimize arkadaşlarım. Bakalım burada ne diyor? Bakın bir kenar Denizli noktasında ikiye bölünmüş. BD DC'ye eşitmiş ve ikiye bölünmüş arkadaşlarım. O halde ben diyorum ki şu Bursa'dan, şimdi burada iki çeşit orta taban çizebilirsin. Seçim senin. İkisi de işe yarar kardeşim. Ben şu Bursa'dan şöyle F noktası diyelim buraya. B F'yi çizdim.
DE'ye paralel olsun diye bu tarafı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye böldü ve orta tabanı oluşturdum kardeşlerim. Hatta x ise burası da x, yöndeşlikten 100 ise burası da 100'dür şeklinde de belirttim bunu. Şimdi bir de şu oranı vermiş. AC demiş, EC'nin 4 katıdır. O halde buna K diyelim. AC tamamı 4K. Şimdi bu K ise eşit olduğu için bu da K. Peki 4K'yı ya burası tamamı. 2K'sı burada. Buraya ne kaldı? Aha 2K daha kaldı. Ve bak canım kardeşim, sen dik açıdan meğersem F noktası 2K 2K diye ikiye böldü. Yani muhteşem üçlü oluşturmuşsun. BF kenar ortay olmuş. Hipotenüsün kenar ortayı. Hipotenüsün kenar ortayı ne yapıyordu? Muhteşem üçlü. O halde bu da 2K oldu. Hatta bu 2K ise orta tabandan bu da K çıktı. Ve bak bu üçgen ikizkenar KK. Demek ki bu da X. 2x eşittir 80, x eşittir 40, paketledik, çıktık işin içinden kardeşim. Bak bunlarda hep biz bir şey çiziyoruz, farkında mısınız? Dolayısıyla bunlar bir tık zor sorulardır. Geldik buna. Hocam yine bir kenarı ikiye bölmüş gördüm. O zaman ben bu soruda orta taban yapacağım diyebilirim. İstersen hemen B'den DE'ye paralel olan bir doğru çizelim. DE'yi orta taban yapalım arkadaşlarım. Ve diyor ki AE EC'nin 3 katıdır. Yani burası K ise, şuraya da bir F yazayım. AE şuranın tamamı 3K'ymış arkadaşım. Yani toplam yine 4K oldu. Ve şu orta taban olduğu için burayı da 2'ye bölecek K. Buraya da 2K kaldı ve bak yine aynı soru oldu. Muhteşem üçlü yaptım. Burası da 2K geldi kardeşim. Şimdi 2K ise bu da K çıktı. 155 ise şuraya 25 kaldı. İkiz kenardan bu da 25. 25. 90 daha 115 alfaya kaldı. Bursa dedim. Evet, 4 numaradayız. Hemen bakın bir kenar ikiye bölünmüş. Arkadaşlar bu soruda genelde öğrenciler hani hipotenüs ikiye bölünmüş ya, ilk aklımıza muhteşem üçlü yapmak geliyor niyeyse. Şunu çizip bunun da eşit olduğunu göstermek geliyor. Evet, bu buna kesinlikle eşit ama dostlar burada hiçbir boka yaramıyor, haberiniz olsun. Biz bir soruda bir kenar ikiye bölündüyse, bu kenar hipotenüs de olsa, başka bir kenarda olsa ilk önce orta taban deneyeceğiz dostlarım, unutmayınız. Bakın şu Denizli ikiye bölmüş zaten. Ben bir de buradan aşağı diklik indireyim. F noktası mı diyeyim? Evet, F diyelim buraya. Bu da burayı ikiye bölmüş olsun. Dolayısıyla bu bunun orta tabanı oldu kardeşim. Şimdi başka ne biliyoruz? AB ED'nin kök 2 katıymış. Önce şunu yazalım. Buna K dersem, şimdi burası da kesinlikle 2K olacak çünkü orta tabanıydı. Bir de ne demişti? AB ED'nin, ED neresi? Şurası, X diyelim buna hatta biz. X'in kök 2 katıymış. X'in kök 2 katı AB'ymiş. Yani 2K'ymiş arkadaşlar. Hemen kök 2'ye bölüyorum her iki tarafı. X'i buluyorum. Kök 2'ye böldüm. Bunu da kök 2 ile genişletelim. Kök 2 ile genişletelim. Burası 2 yapsın. İkiler sadeleşsin. X eşittir. K kök 2 geldi. Bak burası K kök 2 çıktı dostum. Yakala şimdi. Bak şurada 90'ın karşısı kök 2 katı. Ne zaman kök 2 katı oluyordu dik kenarın? 45, 45, 90 üçgeni ise 90'ın karşısı, 45'in karşısının kök 2 katıydı. Bak kenar uzunluğundan açıyı bulduk dostlar. Şimdi alfayı artık gönül rahatlığıyla bulabilirim. Bu 45 ile 25'in toplamı 70 yapar. 2 için toplamı bir dışa eşit olduğu için alfa da 70 yaptı dostlarım. Evet. Bakalım başka soru koymuş muyuz? Evet, bir tane daha varmış. Hemen buna da bakalım. 14, 18, 4 var ve bir kenar ikiye bölünmüş. O halde diyorum ki hiç düşünmeyelim hocam. Hemen şuradan biz de bir paralel çizelim. Şu şuna paralel olsun. Orta tabanı olacak çünkü burayı ikiye böldüyse yarısı olmak zorunda. Mecbur şuradaki F noktası da burayı ikiye bölecek. 18, 4 daha 22 yapar. 22 de 11, 11 de burası olması için 7 de buraya yazdım dostlarım. Ve şuradaki ikiz kenarı yakaladık arkadaşlar. Şu açıyla bu açı kesinlikle birbirine eşit. Yöndeş olduklarından şurası da alfa geldi. Aynı açı, yani A açısı geldi burası da, yöndeş olduklarından şununla şu açı eşit çıktı. Ben burada arkadaşlarım soruyu yazarken muhtemelen artık kafamdan düşündüm ama buraya yazmamışım.
Ama siz işte yolunu öğrendiniz. Bize mutlaka burada bir açıyı verecek. Mesela şurayı vermiş olması lazım. Atıyorum 25 diyelim biz buraya. Tabii ki bu da 25 olacak. 25, 25. A bu durumda 50 çıkacak. Ama dediğim gibi ben hani ne yazdığını burada hatırlamıyorum. Belki cevaplarda başka bir şey de çıkabilir. Şurayı vermiş olmam lazım normalde. Ama buraya yazmayı unutmuşum arkadaşlarım. Siz gidiş yolunu öğrenin de gerisi önemli değil benim için. Başka var mıymış sorumuz? Varmış bir tane daha. Hemen bunu görelim. Bakalım ne diyor. Şuradan aşağıya artık hiç düşünmüyorum. Paralelimi çiziyorum kardeşim. 110 ise bu buna paralel olduğu için burayı da ikiye bölecek. 110 ise yöndeşlikten bu da 110 olacak kardeş. 4 ise burası 8 olacak. Bak burada bir ikizkenar çıktı 8 8'den. Bu da x geldi ki 110'un dış açısını soruyormuş meğersem. 70'i paketledim. Başka var mı? 7 numaradayız dostlarım. AE BC'nin eşit olduğunu söylüyor bize. AE ile BC eşitmiş. Hemen hipotenüs ikiye bölünmüş. Paralelimi çizdim. Ve dedim ki bu K ise bu 2K'dır. O zaman bu da 2K'dır. Bakın şimdi şu üçgen arkadaşlarım. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı K olacaktı kardeşler? Tabii ki 30'un. O halde bu açım kesinlikle 30 derece. Şurası da mecburen şu ikisinin toplamı da 60 derece oldu. Şimdi 50'ye konsantre olalım. 50, şurası da 50 çünkü yöndeş açılar bu 50 ile paralel olduğundan dolayı yöndeştir bunlar. O halde alfaya da ne kaldı? 10 derece kaldı. Cevabımız 10 çıktı. 8 numaradayım. BD DC'ye eşitmiş kardeşlerim. BD ile DC eşitmiş. O halde burası bir kenarı ikiye böldü. Şuradan paralelimi çizdim. Dikindi paralel olduğu için. Şimdi burada bir muhteşem üçlü çakacağız. Bir de ne diyormuş bize? DE'ye K kök 2 dersen AB 2 katı olacakmış. 2K. Burası da 2K olacakmış. Peki orta taban olduğu için bu da K geldi dostum. Bak ne çıktı? 90'ın karşısı kök 2 katı. Ne zaman kök 2 katıydı? 45, 45, 90 olursa demek ki bu açım 45 derece. Zaten bana da burayı soruyormuş. Cevabımız 45 çıktı. Evet, geldik ikinci taktiğimiz arkadaşlar ama videoyu burada durduralım. Bayağı uzun sürecek çünkü bu. Burada da muhteşem üçlü taktiğimiz varmış. Bir sonraki videoda devam ederiz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın gençler.